Türkiye'den Orta Asya'ya Türk yolunu oluşturacak ve bölge ülkeleri arasında ticareti geliştirecek Zengezur Koridoru ile ilgili Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaların detaylarını alacağız. Şimdi Bakü'ye çeviriyoruz kameralarımızı. Fatih Avanoz da karşımızda. Fatih, neler söyledi Aliyev? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hacı Kabul'de bir dizi açılışlar gerçekleştirmişti. Burada Azerbaycan Devlet Televizyonu'na bölgeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Zengezur Koridoru'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev yaptığı açıklamada özellikle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın batısını birleştirecek koridor için bu koridorun oluşturulması ulusal, tarihi ve gelecekteki çıkarlarımız için oldukça önemli, tam bir örtüşme içerisindedir dedi. Bu koridordan istifade edeceğiz dedi. Ermenistan istese de istemese de biz bu koridoru kullanacağız dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve savaştan önce de işgal altındaki topraklardan çıkmalarını, gönüllü bir şekilde çıkmalarını tavsiye etmiştim ama çıkmadılar. Zorla çıkardık dedi. Burası da aynı akıbeti yaşayacak. Zengezur koridorunu da isteseler de istemeseler de kullanacağız dedi. Bizim için en büyük rakip burada zaman dedi. Zamanla yarışıyoruz. Bir taraftan demir yolu hatları, bir taraftan karayolu ulaşım hatları, dolayısıyla oldukça büyük vakit isteyen çalışmalar yürütüyoruz. O yüzden bütün gücümüzü bu noktaya seferber ettik. Bu madde, yani 10 Kasım'daki mutabakatın 9. maddesini kastederek de bu madde yürürlüğe girecek. 101 yıl sonra Azerbaycan halkı kendisinden alınan topraklara geri dönecek dedi. Burada tabii 1920 yılına işaret etti. Kafkas İslam Ordusu'nun, Osmanlı Devleti'nin gönderdiği Kafkas İslam Ordusu'nun bölgeden çekilmesi sonrası işte Anadolu coğrafyasıyla Kafkasya'yı birleştiren Zengezur Koridoru dönemin Rus yönetimi tarafından Ermenistan'a verilmişti ve Nahçıvan'la Azerbaycan arası koparılmıştı. Buraya işaret etti. 101 yıl sonra Azerbaycanlılar Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki bu ulaşımdan istifade ederek bölgeye de ayak basmış olacak ve buna da kimse engelleyemeyecek dedi. Önemli mesajlardı Canan.